Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba millet. Bu videomuzda elimizde görmüş olduğunuz uygun fiyatlı RC aracı inceleyeceğiz. Şöyle yere bırakayım da Mustafa bir görüntü al. Oğlum ne yaptın lan? Şaka maka herif bitirdi birader, şuraya bak. Harik dağıldı direkt ya. Abi boş verin onu ya. Onu inceliyorum. O ne? Wow. Baba hoş geldi baba. Baba hoş. O zaman bunun abisi oluyor herhalde. Ya olabilir. Onun abisi değil, 7 düvel atası ya. Ya başka bir şey yok yani. Bak sana 5 parçaya bölündüm. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir kendini tanıtır mısın bize? Oğlum Kaya. Yaklaşık bir 9 yıldır falan bu modelle uğraşıyorum. Bu modelle mi yoksa model araçlarla? Yok, model araçlarla. Tamamdır. Yani genel hava, kara, su. İzleyiciler de araştırır muhtemelen, marka model bilsinler. Team Associated SC8.2E olarak geçiyor. Biz bunu alt tarafa yazarız arkadaşlar. Ya bunu tamamen sen mi topladın yoksa yani ne yaptın sen bu araç abi? Önce dağınık geliyor. Dağınık geldiği için kendi toplamak zorunda kalıyorsun. Onun haricinde de işte elektronik, ESC'si, motoru, servosu, ıvır zıvırı kendi nasıl diyeyim tercihlerine kalıyor. Mesela hız yapmak için ayrı motor, tork için ayrı motor. Sen ekstra bir şey yaptın mı, bir modifiye yaptın mı hani hızlanması için? Böyle ekstra... nitro kafasında bir şeyler falan bilmiyorum, yok, var mı da? Nitro kafasında değil de şey, dişli oranlarıyla oynandı. Yani piyonuyla, sporuyla oynandı. Ya yani ciddi bir sürede ulaştık biz bir ara ama sonucu kötü olduğu için hiç ulaşmayalım dedik sonra. Max kaçı görüyorsun abi? 175 gördük modifiyeli haliyle. O yüzden şu an stok halde, yani bu halde 120 falan görüyor. 120 görüyor. Aynen. Maşallah. Peki şeyi soracağım. Fiyat. Fiyat. En önemli şey sanırım fiyat. Aracın hazır, yani RTR hali, kumandası, ıvır zıvır her şey dahil. 2000 ile 2500 lira civarı. Civarında. Yani bu hobi pahalı bir hobi aslında. Pahalı bir hobi. Yani keyif için alacak arkadaşlar. Ama keyifli yalnız. Bu iş için para biriktirmeleri lazım sanırım. Yani aynen. Ya da bir işe girip çalışmaları lazım artık, evet. Bilemiyorum. Neyse abi, senin anlatmak istediğin başka neler var? Bu cihaz böyle değil, bir açılıyor sanırım. Evet. Üzerindeki body parçanın adı üstünde. Body. Body. Yani başka... cap olarak geçiyor. Cap. Aynen. O pil patlamaya müsait mi? Aynen. Bu pil hızlı çarpışmalarda patlar mı? Hızlı çarpışmalarda pil içeride olduğu için, yani korunduğu için sorun olmaz. Bir de zaten bu aracın darbe almaması için içinde roll cage var. Bu koruyor aslında. Ha, demir yani bu... aksam. Demir mi? Yok, plastik. Sağlam bir şey. Sonra size birazdan da bir tane fan var. Benim burada en hakim olduğum parça sanıyorum fan. Fanın adı ESC elektronik kontrol sistemi olarak geçiyor. Yani aracın beyni bu. Bütün komutları bu gönderiyor motora. O nedir? Bu aracın motoru gücü sağlıyor direkt. Onun haricinde alıcısı var. Şurada. Açayım. Vay be. Alıcı gördün mü daha önce? Yok ya. Sana verici veriyor. Hep vericiler ya. Aracın alıcısı bu. Yani kumandadan komutları bu alıyor. Kumandadan komutları bu alıyor. Bu ESC'ye gönderiyor. Lafı gelmiş de onu da söyleyeyim. Kumanda kaç menzili ne kadar, yani kaç metreye kadar gidebiliyor? Yani yerine ve bölgesine göre çok değişiyor. Bir buçuk alansa diyelim. Aynen. 1 kilometre, 1,5 kilometre kadar gidebiliyor. 1 kilometre gidebiliyorsun. Evet. Ama zaten bunu 1 kilometrede göremiyorsun haliyle, küçük olduğu için boyutu. Yavaş yavaş toparla istersen. Bu sırada da sana birkaç sorum daha var. Merak ettim. Bu iş tam bence yarış yapmalık. Bu işin yarışları ülkemizde ne alemde? Bu işin yarışları İstanbul'da daha yaygın. Daha yaygın. Haliyle. İzmir'de dönmüyor mu? İzmir'de dönüyor ama İstanbul kadar değil. Yani biraz da bizim hatamız var. Bizim suçumuz var. Yani belediyelerden kadar, destek bekliyoruz sadece. Bu kadar ilgileniyorsan bence yarışta düzenleyebilirsin diye. Yok, benden çok çok daha iyi abilerimiz var İzmir'de. Onlar zaten İstanbul'da ya da başka şehirlerdeki yarışlara katılıyorlar. Yani ben bu işi hobi amaçlı yapıyorum. Katılmışlığın var mı peki yarışa? Evet, birkaç yarışa katıldım. Derece? Derece ikincilik. Güzel yine. Güzel. De birinci kadar değil. Para var mı peki bu işin ucunda abi? Var. Bazı hani uluslararası yarışlarda. Ülkemizde ne kadar, yurt dışına kıyaslarsan ne kadar? Ya bu zamana kadar ülkemizde 2-3 bin veren oldu. Yurt dışındaki şeyler ne? Onlar. Böyle duyduğun en yüksek şey ödül. 5 bin dolar civarı duydum ben. 5 bin dolar civarı? Aynen. İki tane araba alıyorsun. 5 bin dolar. Yani aynen. Şeyi sorayım abi, buna peki ne gözüyle bakmalıyız? Tamam, hobi aracı da bir oyuncak mı bu? Bir oyuncak değil bu. Buna yani böyle oyuncak olmaz zaten. Çünkü bununla birinin koluna bacağını çarpsa muhtemelen o kırılır. Bir daha işlemez. Bununla ciddi kazalar yapılıyor zaten. Bir de bunun oyuncak gözüyle görülmemesinin en büyük sebebi bu lipo. Bu lipo çok tehlikeli aslında. Bütün polimer pil.
bizim her zaman kaçırdığımız bir şey. Evet. Pil varsa... Bol bol da patlatmışlığımız var. Yani pil ama tehlikeli. Ama daha başka patlar herhalde değil mi? Bir de tehlikeli yani. Onun haricinde bir adet servo var. Aslında bu araba servosu değil ama araba servosu olarak da kullanılıyor. Gerçek arabada. Yok. Model arabalar için. Normalde bu model uçaklar için bu servo. He. Daha hızlı olduğu için ben bunu tercih ettim. Spor dişlisi var. Orta diferansiyel olarak geçiyor. Pinyon var. Aslında yani o 170'i gördüğümüz zaman spor küçültüldü, pinyon büyütüldü. Şu anda spor stok halde, pinyon modifiyeli. O yüzden 120 falan görebiliyor rahat rahat. Onun haricinde de bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar, Onur bu işin piri iyi kullanıyor bayağı. Biz hani hep beraber gördük kullandığını. Bir de siz izleyin nasıl kullandığını hep beraber bakalım. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Sizler için güzel bir RC araç tanıttığımızı düşünüyorum. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorum olarak atın. Onur da elinden geldiğince cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Efe cevaplamayacaktır muhtemelen. ama biraz bilgi sahibi olduk en azından. Onur sağ olsun geldi, bizi aydınlattı. Sonuçta bambaşka bir derya. Oturup araştırmak, hani adam 9 yıldır uğraşıyor. Onun kadar bilgili olma zaten şansımız yok. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz burada. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Eyvallah. Hoşça kalın.